Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess.org üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız Rakibimiz Ernie Kraken Evet Sicilya savunması Ve e, D4 oynarsak Açık Sicilya olacak Bakalım hangi sistemi tercih ediyor Bir görmek istiyorum At C6 Tamam D4 oynayabiliriz bir problem yok e, Rakibimizin ratingi oldukça yüksek A6 Taymanova Vezir c ile girmek daha yaygın bir tercih. Çünkü bu şekilde oynanınca beyaz atla C6'yı alıp e, A6 hamlesinin anlamsızlığını kullanmaya çalışabiliyor. Doğrusunu isterseniz teorinin gidişatı hakkında büyük bir fikir sahibi olmasam da oynasın, oynayışın kolay olduğunu düşündüğümden böyle oynamaya çalışacağım. Belki kaleye bir, belki vezir E2 ile devam edilebilir. Dediğim gibi tam olarak nasıl gittiğini bilmiyorum doğrusu. E5 sürmek de mümkün. E5, at D7 rakibin C5 karesine gitmesi için teşvik etmeyi de biliriz. Neyse kaleye bir oynayayım. Dediğim gibi çok emin değilim nasıl gittiğinden varyantım. Belki E5 şimdi biraz daha mantıklı olabilir. Vezir G4 ile birleşince. E5 hatta belki evet, E5, vezir G4 ile ya da Vezir G4'suz daha sonra Ata A4 oynamaya çalışılabilir. Ee, aslında Vezir G4'ün g 6 sürdürmek istiyorum rakibime. Rok atarsa çünkü Flash 6 var. Böyle bir teorisi vardır büyük ihtimalle o yüzden çok da e, çok da tehlikeli olacağını düşünmüyorum Vezir G4 G6'dan sonra Flash 6 oynamanın. Peki Vezir G4 yine de yine de oynayayım. Ne olacağına dair fikrimiz oluşsun. Şimdi G7 piyonu rok atarak korursa dediğim gibi flash alt hamlesi var. Şimdi direkt yine flash alt oynayabilirim. Rakibin rok hamlesini engellemek için. Fakat bu takdirde at C5 oynayıp film almaya çalışabilir. Ben yine de flash alt oynayayım. Rakibin siyah karelerini belki kullanmaya çalışabiliriz. Yani kale B4 oynamak istiyor. Yani örneğin ata 4 yaparsam kale B4 var. Güzel bir e, hamle gibi görünüyor. Peki B3 oynarsam, fil B4 oynayacak mı? Çünkü kale B4 oynarsa vezirimi kaçabilirim. Ama fil B4 oynarsa ne yapabilirim? Ondan çok emin değilim. Ee, bu yüzden biraz düşünmek lazım. Teoriye hakim olmayınca ve rakibiniz teoriye hakim olunca yaşayacağınız şeylerden bir tanesi benim yaşadığım şey olacak tabii ki. Kale B1 daha basit bir hamle. Yalnız kale B4'ten sonra yine ne yapacağımı düşünmem lazım. Kalebe 1 oynayayım peki. Kalebe 4 veya fil B4 bakalım hangisini tercih edecek. Rakibim kalesine H4'e gitmeye çalışıyor. Belli ki bu standart bir fikir ama benim haberdar olduğum bir fikir değil. Fil F4'e G5 oynuyor. F4 oynarsam da şahımı e, istemediğim şekilde zayıflatıyorum. Zira vezir şah çektiği zaman B2 piyonu da alabiliyor. Bu sebeple vezir E2 ile geri çekilebilirim ve kale 4 veya bilmiyorum fil g5 oynarsa sorun değil. Acaba g5 ile sıkıştırmaya çalışırsa g3 hamlesi yeterli olur mu? g5'e g3 oynayabilirim gibi görünüyor. Evet şimdi şimdi b3 oynayayım. Ata 4 b2 oynanabilir. Zira rakibim bir vadede atça 5 ile oynayıp film almaya çalışabilir. Ernie Kraken. Blitz ratingi de oldukça yüksek. Bakalım neler öğreneceğiz. Biz neler öğreneceğimize bakalım. Yüksek reytingli oyunculuğu oynayınca aslında en sevdiğimiz şey bu. Mutlaka öğretici bir şey oluyor. Örneğin bu varyantla ilgili bir şeyler oyundan sonra inceleyebiliriz gibi duruyor. Ee... Vezir B6. Ata A4. Rakibin tehdidi olmadığına kanaat getirdim. Belki fil D2 oynayabilirim. Rakibim rok atmamaktan çok da şikayetçi değil gördüğünüz gibi. Ama c4 oynarsam at c5. Fil e3. Peki c4. C4 oynayayım. Yine standart bir hamle rakibin formasyonunu biraz rahatsız etmek için. Rakibim şah merkezde ama yani şu an güvende görünüyor çünkü merkez kapalı. Merkezi açmam gerekiyor. Ona da henüz başarabiliyor gibi durmuyorum. stratejiden bir tanesi rakibi zamansız bir şekilde merkezde yakalamak adına merkez piyonlarını ortadan kaybetmek, yok etmek. Kolay değil. Burada arada elbette rakibin rokunu bozabiliyorum ama bu bana zaman kaybına neden olacak. O yüzden hemen yapmak istemiyorum bunu. Şu anda belki almak istiyor olabilirim bir vadede. Örneğin evet. Kaleciye bir gibi bir şeyle birlikte. Aslında bu, bu hamlesi, benim işime gelen bir hamleymiş gibi duruyor. Örneğin cd, fil D3, vezir D3, sonrasında cd, kale C1, at C5, at C5, kale C5, ee pardon, at C5, kale C5. c5 ha, Tam olarak bir şey yapamıyorum galiba. Peki önce fil E3 yapsam, bu sefer de rok atacak sanırım. Yani flok atabilecek bir hale gelecek. O yüzden acaba CD, cd fil d3 vezir d3 at c5 at c5 fil c5 f2 karesini istese hoşuma gider mi? Hiç zannetmiyorum. Peki cd fil d3 vezir d3 cd kare c1 at c5 Vezir bir yerlere gelebilsem tam olarak nereye geleceğim? At c5 fil c5 vezir f6 vezir f3 Hmm Bile 7 dönebilir. Evet sanırım bunu oynayacağım. Alıyorum. Kaleci bir oynayacağım. Yani düşündüğüm varyant buydu. Kontrol edemedim daha fazla. Şimdi at c5 alırsa fil c5. Daha sonrasında veziri belki siyah karelerden. Evet bu beklediğim bir hamle değildi. Güzel. Benim için iyi olması gerek. Çünkü pas geçti. Fil E3, Vezir B7 Rok atmasına mani olmadan oynasam bu sefer de ne elde edeceğim? Peki kale C6 Kale C6'ya ne yönecek acaba? Kale C6 ve daha sonra Vezir C2 fikriyle belki Bakalım. Henüz çatal yemiyoruz hiçbir yerden. E5 karesine baskı yapamıyor. Dolayısıyla Evet bunu yapabilir. Play 3, ata 5. 4 ata 5 varmış. Vezir D2 oynasam. Böyle gelsem bitiyor mu? Bitmiyor. Flash 6, kale C8, şah E7. Mat göremedim. Vezir D2 oynasam. Peki vezir D2. Alacağım. Daha sonra vezir de 4 oynarsa kale c1 oynayacağım. At 5 kale c8. Ha bunu oynayabiliyor muydu ya? Vezir c2. Vezir c2. Fil e1 kale c8. Şah e7 fil g5 f6. F6. Bunu oynayamıyor olması lazım ya. Şah f7. Emin olamadım. Şu an tabii ki e, acil çıkış hamlem var ama atçı 3 gibi. Vezir C2 fil E1 kale C8 şah 7 fil G5 F6 E6 şah F7 kale C7. Bence oynayabiliyorum bunu. F2'den ara hamle istediği için belki kale C7 yapamıyor oluşumu e, düşünmem lazım. Hmm. Yanlış hesapladım galiba. KC8 şaha e7 ve maalesef f 2yi istediği için bir tane hamle kaybetmem gerekiyor. Peki nasıl kaybedeceğim hamleyi? File 1 file 3 d4 vezir b7 kale c7 vezir a6 Evet yanlış hesapladım. <laughs> yanlış hesap. Alabiliyor kaleyi. Evet kare 8 şahit. Şimdi g5 f6. Aa. Cık. Hayır ya. Bunu yanlış yapmamalıydım. Çok kritik bir ara hamle tehdit ediyor maalesef. Kare 8 şah e7 fil g5 f6 f 6 şah f7 ve ve nasıl devam edeceğim ki f2 F2 saldırı altında. File 3 yaparsam kale 8 var. Kale 8 oynayamıyorum çünkü kalemin son boşta kalıyor. File 3 oynasam bu sefer de vezir B'yi de oynuyor. File 3 vezir. Vezir 6. Evet yapacak bir şey yok. Ah ah. Şimdi 4 yaparsa o zaman belki az önce gösterdiğim varyantı oynayabilirim ama yani. istediğim bu değildi. Evet kale 8. Alalım. Almayacak büyük ihtimalle ama Otomatik hamleden zarar yok. Şah e7, fil g5, f6, ef6 ve kale c7 oynayacağım. Ve bir şey yapabilmeyi umacağım. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Ef, yani şu anda başka hamle göremiyorum. O da atla alamıyor. Şah f7 oynayacak. Kale c7. D3 mü oynuyorsun yoksa? Kale c7 D3 oynuyor olabilir. Bunun i̇nanılır gibi değil yani. D3 var. Ah be. Kale C7'ye D3 var. Şah F7 çok güçlü hamle oluyor. Kale C7'ye D3 var. Kale alırız. Bu da mı varmış? Vezir C6. Bir dakika burada mat olmuyor mu ya? Burada mat olmuyorsa hiçbir yerde mat olmaz. Kale C6, Şah E5, F4. Şah e 5 Vezir C4. <laughs> <laughs> burada, burada mat olmuyor olamaz. Kale C6. Burada Vezir C6, F4 mat değil mi? Şah F5. Gidiyor. G4, Şah G4. Zirge 2. Evet. Kare C6. Bu nasıl mat olmaz ya? Rakibim bir şeyleri kaçırdı herhalde. İlginç. <laughs> Vizir kazancı gördüm ama mat göremedim. <laughs> Çok iyiymiş. Evet şah e5 oynamak zorunda. Şah d5'e çünkü vezir c4 daha hızlı geliyor sanki. Vezir c4. Evet şah e4 tek hamle. Buna çünkü mat oluyor. Evet şimdi nasıl mat ediyoruz en kolay? Şah. <laughs> şah e5. Bir dakika kale e6. At e5, at c5. Bu nasıl bir şey ya böyle? <laughs> Çok iyiymiş. Ee, at C5, At C3 Henüz matı göremedim. Vezir e, Direkt F3, F3 oynasam? f 3 f 5 f 5 Vezir E6, Şah bilmem ne Vezir G4 Şah bilmem ne Vezir A4'e gidemiyorum. Fil var Allah Allah Mat değil mi bu ya? Vezir altı şah d3. Peki kale altı. Allah Allah. Nasıl mat olmaz diye düşünüyorum şimdi. Hı, At5 oynayabiliyor sanki aslında. Aç nereye gidiyor ki? evet Artık mat olması lazım çünkü. Çok yakınız. 3. Evet kaleye 4 de attı sanırım. Çok ilginç bir oyun oldu gerçekten. Yani çok garip. D3 hamlesini kaçırdı mı yoksa bilmiyorum D3 de mi olmuyordu? Ee, anlamadım ben pozisyonu. Fil G5 F6 yani Evet. Fil F6 almam gerekiyormuş bir de. Yani tamam kayıp pozisyon belki ama makine analizini kaybet e göstermeye çalışayım ama yani evet çok şaibeli bir kazanç oldu benim için. Yani rakibim iki yıllık kandaymış gibi oynadı. oynadı. Evet F6'dan sonra file F6. At f kale C7 olduğu için daha iyi ama ben buna da böyle diye düşünmüştüm. Ama bu takdirde alabiliyoruz. Kale H8. Ama yani içimden hiç materyal almak gelmedi. E, ee, F6 şah... Şaf dakika şah f burada şöyle bir sıkıntı var. Kale C7'yi herhalde rakibim de düşündü ama D3 var diye düşünüyorum. Kale A7. Gerçi bu, buna vezir çıkmasını engellemiş. Tam bunu hesaplamaya çalışıyordum ama bu da kazanıyormuş. Neyse mat ediyormuşuz Allah'tan. Ee, nasıl mat ediyoruz? Ee, böyle geldiği takdirde at C5 oynuyorum ve sürmek istiyorum. Vezir çıksa bile sürüp at A6 mat ediyorum. Vezir çıksa bile almıyoruz. Ee, sürüp daha sonra at A6 mat ediyoruz. Evet çok çok garip bir oyun. Efe şah e D6. Ee, burada bir sürü mat vardı ama ben tabii değişen duruma ayak uyduramadım. Kale C6. Çünkü Fil F4 E5 matmış. Fil F4 E5 Vezir C5. Yani kale doldurma fikriyle atı E5'e ya da piyon E5'e E5 e koydurunca Vezir C6 mat oluyor. Kale C6 Şah D5. Evet. Burada yani artık rakibin kurtulabileceğini falan düşünmeye başlamıştım. Bu kadar mucize üst üste. Ancak iki hamlede mat gösteriyor Şah Şah. Tabii ki. Şah F5 Vezir D5 Şah G4. Evet. Bu... Evet ben H3 G4 düşünüyordum ve kaleye 4 g 4de mat varmış. Evet, biraz geriden inceleyelim. Evet, bu A6'lı varyantta söylediğim gibi yani şu Taymanova nazaran, şöyle söyleyeyim, Vezir C7'li varyanta nazaran A6 hamlesi daha az faydalı gibi duruyor. Normalde eğer A6'ya normal tepki verirseniz Vezir C7 oynayıp dönüştürebiliyor aslında. Ama A6 hamlesini almak gibi bir opsiyon söz konusu. Dolayısıyla böyle oynayıp daha sonra oynaması kolay bir pozisyona dönüştürmek istedim ama çok da kolay olmadı. Kaleye bir file yedi. Vezir G4 G6. File 6 Kale B8. Evet burada bilmediğim bir şeyler var. Makine Vezir H3 gösteriyor. evet kale B1 hamlesi. Oynanmış bu arada kale B1. Ben kitaptan bakıyorum. Karuana Swidler partisi var. sivillerle ile Karuana nasıl oynamış? Vezir H3 oynamış galiba. Yok Vezir H3 oynamış. At d mi acaba? Evet at d1 oynamış. Bu da aklıma geldi doğrusu ama bilmiyorum. Atı a4 karesine gidip c4 sürmeye odaklanmıştım. Belki bu şekilde c4 yapmaya çalışmak lazım. Rakibin piyon kitlesini durdurmak için. Ee, peki öğreneceğiz dediğimiz nokta buydu. Bunu buraya çalışmamız gerekiyor at d1'den sonrasını. Ya da makinenin söylediği gibi vezir h3 hem daha fazla oynanmış hem de makinenin değerlendirmesine göre daha iyi bir hamle. Ee, evet ilginç. Şu an yapamayacağım bunu tabii ki. Şu an çalışamayacağım ama bir dahaki oyunda karşımıza çıkarsa bu bilgileri kullanırım. Yani çalıştığım bilgileri kullanırım. Yani rakibim de hatalı oynamış. Ben de tam e kale H4 ile beni oradan kovalayacak diye düşündüğüm noktada makinede kale H4'ü daha sonra rokla taşlandırması gerektiğini söylüyor. Örneğin bu şekilde. Ve oynanmış oyun da var. Lazar Abruzon Batista. Kübalı büyük usta. Bu pozisyonda kazanmış siyahlarla. A5, B3 Benim hamlemi de beğenmiyor ama G3 hamlesinin amacı tabii ki kale 4ü kesmek. Ben yani rakip tabii kalaştırdı yapmayınca kalaştır yapmayacak zannettim. Evet ata 4, vezir B6 mesela de doğru değil. C4 şu anda fikri uygulamış oldum. Rakibin e, piyon kitlesini hareketsiz hale getirdim ve C dikeyini kullanmaya çalışabilirim çünkü şahı merkezde. Fil 6 aldık. Burada çok şaibeli bir durum yok. Kale C1 normal. Kale B8 bu da doğru. Kaleleri çiftlemek istiyorum çünkü basit fikirlerle oynamak istiyoruz. İçeri sızmak istiyoruz ve oyunu bitirmek istiyoruz. Bence rakibin tek hamlesiydi bu. Evet, ve burada vezir D2 gibi çok kötü bir hamle yapmışım. Çünkü fil B4 oldukça güçlü. Ben fil B4'ün be farkında bile değildim bu arada. Fil geri çekilince özellikle bu tip e, psikolojik durumlar çok fazla satrançta. Siz rakibin ileri gideceğini düşünmüyorsunuz. Siz rakibin filleri değişeceğini düşünüyorsunuz. Yani siz derken ben kendimi kastediyorum tabii ki. E, dolayısıyla bu pozisyonda vezir D2 çok kötü bir fikir. Bunun yerine oyundakine benzer. Fil E3 basitçe oynayıp. Ben gerçi A5 hamlesini yanlış hatırlamıyorsam bu pozisyona değerlendirmiştim. Oynayabiliyor mu diye. Tabii hesaplamadım uzun uzun ama. Makine At5'e Vezir C3 kazanç verdiği için aslında e, anlaması çok zor değil. Hem atı istiyoruz hem de veziri istiyoruz. Dolayısıyla belki bunu daha uzun değerlendirebilirdim. Vezir B7 hamlesi neyse şimdi Vezir C2 ve tekrar At5 hamlesinde bu sefer kale C7 var. Daha sonrasında siyah kalelerden oynamak fikriyle Şah'ın merkezde oluşundan faydalanabilir. Ama tabii ki Vezir D2 hamlesi çok kötü bir hamle ve artık bundan sonra gemileri yakıyoruz. Vezir C2 kaybediyor. Bunun yerine Vezir Cebir oynayıp kaliteyi geri almak bile daha iyi. Ancak e, Fil B4, Vezir C2, Fil E1. Ben tabii Vezir F2'nin ihtimal dahilinde olduğunu düşünmedim maalesef. Ve, ve o çok hayat kurtaran bir kaynak oldu. Bu arada Vezir A8 direkt öldürüyor yani bitiyor. Çünkü rok atmak istiyor. E, hiçbir şey yapamıyoruz. Kalemizi 7. yataya gitmemiz bile bir şey ifade etmiyor. Hatta Kaleci c de 4 veriyor makine. Çok ilginç. Kaleci D4 6 veriyor ya. Çok enteresan. Fil D4, vezir D5 herhalde. Evet bundan sonra rok atacak ve atı tutuyor. Hiçbir şey vermiyor. Zırnık koklatmıyor. Evet, rakibim aslında insani hamle yaptı ama çok zamanı vardı. Düşünebilirdi burada. Kale C8, Şah 7'de hamle, Fil G5. Ve söylediğim gibi pozisyonda F6'ya Fil F6 alıp rakibin kale C7 hamlesine izin verememesinden ötürü daha sonra kayalardan birini alabilirdi. Ama E-F6 evet bu pozisyonda birden fazla mat var ama ben e, rastgele <laughs> e, hesaplayabildiğim kadarını oynamaya çalıştım. En i̇lginç bir oyundu. Arkadaşlar video sonlarında söylüyorsunuz diye e, söyleniyor ama ben videoyu yapmadan nasıl videonun başında söyleyebilirim? Çünkü ortaya ne çıkacağını bilmiyorum. O yüzden video sonunda söyleyebiliyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu kullanın arkadaşlar. Zira bu hem kanalın büyümesi hem videoların daha fazla ön plana çıkması için önemli bunu çok fazla vurgulamıyorum ama vurgulamak gerektiğini hep duyuyorum sizlerden sık sık. Sağ olun. Ben de elimden geldiğince bunu söylemeye çalışacağım bundan sonra. Aslında Norveç Altibak sunumasını incelemeye devam da edeceğim. Bu serileri aralıklı olarak devam ettirmek istiyorum. Ne olduğuna bakmaksızın. Çünkü daha önce yaptığımız şey yapmadığımız bir şeydi. Turnuva değerlendirmesi yapıyoruz. Baştan sona oyunları alıp öğrenebileceğimiz materyali çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz spontane gelişiyor zira ben oyunları sonuna kadar analiz etmiş bir şekilde gelmiyorum karşınıza. Biraz daha öğrenme hedefiyle geliyorum. Ben öğrenirken siz de belki benim öğrenme metoduma bakarak ilham alabilirsiniz bilmiyorum. Belki başka bir fikir olarak kullanabilirsiniz kendinize diye düşünüyorum. Bu oyun örneğin aslında kalite bakımından çok yüksek bir oyun değildi ama Sicilya Pausen'le Taymanoğlu'yla ilgili ilginç bir oyun oldu. Beyaz'ın kurduğu setup'ı belki değerlendirmek isteyebilirsiniz. Çünkü oynaması kolay bir setup. Atçayı alta vurduktan sonraki bölüm. Önerebilirim bunu açılış olarak. Beyazlarda E4 oynayıp E6'lı sicilyeliğe karşı oynamak için. Ee, evet yine e, video altında yorumlarda lütfen kişisel fikirlerinizi belirtin. Zira bunlar bana yol gösterici oluyor. Ve sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.